KOAH tehlikeli bir hastalık ve dünyada en sık ölüme yol açan üçüncü hastalık. Bir yöntem geliştirildi. Bronşları temizleme yöntemi. Hastaları KOAH dediğimiz kronik bronşitten kurtarırken akciğer kanseri olma ihtimali de neredeyse sıfıra kadar indirmiş bulunuyoruz. Şu anda çok rahatım. Dünya varmış diyorum ben, dünya. Nefes darlığı çekiyor, oksijen tüpüyle nefes alabiliyorlardı. Hayatlarını kabusa çeviren KOAH'tan balon yöntemiyle kurtuldular. Bronşları tamamen temizlendi, akciğer kanseri riski azaldı. Hiç yürüyemiyordum ama şimdi her gün 2-2,5 kilometre yürüyorum. Olayın bence mucizesi KOAH'larda akciğer kanserine dönüşecek hücrelerin ortadan kaldırılmış olmak. Çünkü böyle bir teknik şu ana kadar yok dünyada. İşte bronşlar bu rezektör balonla temizleniyor. Tıpkı soba borusundaki kurumları temizler gibi bronşlarda kansere dönüşebilecek hücreler bu balonla sökülüp atılıyor. Rezektör balon tekniğini Profesör Doktor Yalçın Karakoca geliştirdi. Dünyanın önemli bilimsel dergisinde de yayımlandı. 100 ülkede uygulamaya başlandı. Şu anda yapılan işlem kazıma işlemi. Dünyada her 100 kişiden 12'si KOAH hastalığının pençesinde. Türkiye'de de özellikle sigara içen 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor. Pasif içicilik, çevre kirliliği de KOAH hastalığına neden olabiliyor. Kadınlarda da en çok tandır dumanına maruz kalmak riski artırıyor. Devamlı okuyacağım, burnumda duruyordum işte. O nefes alamıyordum. Profesör Doktor Yalçın Karakoca, sağlık harcamalarını düşüren bu teknikle ilgili olarak Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan da davet aldı. %40 üzerinde sağlık giderlerini düşürüyor KOAH'la ilgili olarak. Bu yöntemle tedavi olan hastaların yaşam süreleri uzuyor. Ama daha da önemlisi, artık rahatça nefes alıp verebiliyorlar. Yürüyerek kızıma gidip gelebiliyorum şu anda ben. Yani hiç yürüyemiyordum.